Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi amniyonlar yani amniyon zarına sahip olan canlılardan bahsedeceğiz Bunların içerisinde hangi canlılar var sürüngenler kuşlar ve memeliler var bunları göreceğiz artık ee, Bunlar karaya tamamen uyum yapmış olan uyum sağlamış olan yumurtaya sahip olan canlılardır arkadaşlar amniyotlar Bunların yumurtalarına baktığımız zaman yumurtalarında e, amniyon koryon Vitellus kesesi ve son olmak üzere 4 tane özelleşmiş zar var arkadaşlar. E, embriyo vücudun bir parçası değildir. Bu yüzden de ekstra embriyonik zarlar olarak isimlendirilir bu zarlar arkadaşlar. Embriyonun dışında büyüyen doku tabakalarından gelişiyor bu zarlar. Mesela bu zarlardan bahsedelim. Amnion zarı ne işe yarıyor? Hemen şuradaki şekilde de gösterelim zaten. Amnion zarı arkadaşlar embriyonun etrafını saran, içi sıvı dolu olan bir kesedir amniyon zarı. Embriyoyu dış ortamdaki işte çarpmalara karşı falan koruyor. Amniyon zarı oldukça önemlidir. Amniyonun içerisinde zaten ne vardır? Bakın embriyo var. Embriyonun dışında bulunan zar neymiş? Amniyon zarıymış. İçerisinde de amniyon sıvısı bulunuyor. Daha sonra gelelim alantois. Arkadaşlar alantois de metabolik atıklar için ee, farklılaşmış bir kesedir bu da. Yine koryonla birlikte solunum organı olarak da işlev yapıyor arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda solunum organına ve boşaltım organına bunlar dönüşüyorlar. Koryon Alantois ile birlikte ne yapıyor? Embriyo arasında gaz değişimini sağlıyor. Hava işte embriyo ile hava arasındaki gaz değişimini sağlıyor. Koryon da bakın burada. Bakın şurası şu kese Alantois kesesidir. Şurası arkadaşlar. Alantois'in embriyonun ve şurada Vitellus var. Vitellus'tan da bahsedeceğiz. Vitellus kesesiyle birlikte burada besinler var. Arkadaşlar etrafını saran zar koryon zarıdır. Yani koruyan zar bakın en dıştan saran zardır. Bunları koryon zarı. Bir de vitellus kesesi var. Vitellus kesesi de şu altta bulunan kese. Zaten biraz daha diğerlerine göre büyük bir kese. Bu kesenin içerisinde de besin vardır arkadaşlar. Besinler stok edilmiştir. Bir de yumurta akı dediğimiz o e, albumin dediğimiz kısım vardır. Şimdi vitellus haricinde vitellus aslında nedir? Yumurtanın sarısıdır. Geriye kalan o yumurta akında da diğer besin maddeleri depolanmıştır. Yine burada da bu e, yumurta akından kullanılıyor arkadaşlar. Şurada da bakın bir hava boşluğu var. En iyi bunun örneğini şeyde görürsünüz. Ya yumurta kırıyorsunuz, yani şey yapıyorsunuz ya haşlıyorsunuz yumurtayı. Yumurtanın kabuğunu soyarken bu alt tarafında böyle bir boşluk vardır. O boşluğu fark etmişsinizdir. Oradaki boşluk aslında hava boşluğudur. Ee, embriyonun daha kolay bir şekilde yumurtanın içerisine daha kolay bir şekilde hava girmesini sağlıyor arkadaşlar. Bunların e, amfibilerde mesela işte veya balıklarda yumurtanın kabuğu yokken sürüngenlerde ve arkadaşlar işte diğer omurgalılarda sürüngenler, kuşlar ve bazı memelilerin yumurtalarında tabii ki kabuk vardır. Bu kabuk kalsiyum karbonattan yapılmıştır. Esnek değildir çünkü kara ortamına uyum sağlaması lazım. O yüzden daha korunaklı olması gerekiyor. Yine kabuğun içerisinde işte o havayı sağlayan yapıdan da bahsettik. Bu da yine işte adaptasyondur bir adaptasyondur arkadaşlar bu adaptasyon sayesinde de canlar yaşamlarını uzun süre sürdürebiliyorlar. Evet bunlar da yine göğüs kafesi var akciğerlerini havalandırmak için bunlar göğüs kafesini kullanıyorlar yine ondan da onu da söylemiş olayım arkadaşlar bunlar yine amfibiler mesela derileriyle yaptıkları solunumu işte kullanıyorlar hani şöyle söyleyelim size amfibilerde deri solunumu görülürken Diğer birçok canlıda deri solunumu görülmez veya çok az bir miktarda görülür Bu amfibilerin tamamen kendilerine özgü olan bir özelliktir Ve karasal ortama geçişte arkadaşlar bu suyu koruyabilme özelliklerini korumuş olurlar Hani sudan karaya geçişte bazı özelliklerden bahsetmiştik ya size ne yapıyorlar bunlar İşte vücutlarında birçok değişikliğe sebep oluyor sudan karaya geçiş deri solunumu yapmak için bu derilerinin nemli olması da bununla alakalıdır. Ee, amfibilerde görülen bir özelliktir. Bu özellik önceki videomuzda da zaten söylemiştik. Şimdi gelelim reptilya yani sürüngenlere. Arkadaşlar sürüngenler içerisinde bakın şurada amniyotayı görüyoruz. Amniyot ata. Amniyot ata şöyle ikiye ayrılmış. Memeliler ve sürüngenler. Sürüngenler içerisinde de birçok canlı var. Kaplumbağalar, tepe gözler, yılanlar, timsahlar bir sürü canlı var. Ayrıca kuşlar da var. Bakın kuşları sürüngenler içerisinde işliyoruz şey olarak bilimsel olarak ama biz kuşları ayrı bir sınıf olarak genelde okullarda anlatıyoruz. Aslında kuşlar sürüngenlere dahil olan ayrı bir gruptur unutmayın. Evet bir de memelileri işleyeceğiz. Şimdi ilk önce sürüngenlerden başlayalım. Arkadaşlar bunlar genellikle karada yaşıyorlar. Sıcak ve ılıman iklimlerde bulunurlar. Sürüngenler günümüzde işte tepe gözlüleri, kertenkele, yılan, kaplumbağa, ve timsahları ve kuşları içeriyor. Şimdi bunların amfibilerde mesela deri solunumu yapmak için derileri nemliydi. Bunlarda arkadaşlar epidermisten oluşmuş keratin içeren pullar vardır. İki tip pul bulunur bunlarda. Bir kısmı epidermal kökenli bir kısmı da dermal yani dermis kökenlidir. İki tip pulları bulunuyor bunların da. Ee, pullar ne yapıyor? Hayvanın derisini kurumaya ve aşınmaya karşı koruyor arkadaşlar. Yine çoğu kabuklu yumurtalarını karaya bırakıyorlar. Karada işte e, belli bir yere bırakırlar. Ondan sonra orada gelişimini tamamlar ve yeni bir canlı ortaya çıkar. Bunlarda yavru bakımı yoktur sürüngenlerde yavru bakımı kuşlarda ve memelilerde var arkadaşlar Bunlar da çoğunlukla yok bazılarında Tabii ki görülebilir bunların genellikle iki çift üyeleri var ama mesela yılanlarda tamamen bu üyeler körelmiştir Bunlar yine beş parmak görülüyor arkadaşlar her birinde beş parmak ve tırnaklar bulunuyor bunların iskeletleri çok iyi bir şekilde kemikleşmiştir kalpleri üç gözlüdür ya da dört gözlüdür Arkadaşlar şöyle yani Bunların kalplerinde yarım bir perde bulunuyor. Bakın şurada göstereyim size. Artık tamamen dört gözlü kalbe doğru dönüşüyor bunlar. Ee, yarım bir perde var. Şunlar kulakçık. Şunlar da karıncık. Şu da yarım perde. Bakın tamamen birbirinden ayrılmamış dolayısıyla yine kısmen hani bunların da kalplerindeki kan kısmen birbirine karışıyor arkadaşlar kalpten çıkışta kan birbirine karışır mesela timsahlardan da birazdan bahsedeceğim ayrıca anlatacağım timsahlarda kalp tamamen dörde ayrılmıştır ama kalpten çıkışta ee, bir kanal var biz buna paniza kanalı diyoruz kalpten çıkışta işte bu damarların kaynaştığı yerdeki bulunan kanalda kalp kan kısmen birbirine karışıyor. Bu yüzden de bunların tamamı da poikiloterm yani vücut sıcaklığı çevreye bağlı olarak farklılık gösteren değişiklik gösteren canlılardır arkadaşlar. Bunların da yine beyinlerinden 12 çift sinir çıkıyor. Bunlarda çiftleşme organı kopülasyon vardır. Kopülasyon organları. Genellikle ovipardiler yani yumurtaları ne yapıyor? Dışarıda gelişiyor. Doğurma olayları olayı bazılarında var görülüyor. Ama genellikle arkadaşlar ovipardiler. Ee, yine temel azotlu atıkları bunların ürik asittir Bakın temel olan şeyleri söylüyorum Ürik asit bilmemiz lazım Kış uykusuna yatarlar metamorfoz geçirmezler Daha sonra bunlarda soğuk soğukkanlılık olayı vardır Vücutlarını dış ortama göre ayarlıyorlar Bunlar e, vücut ısılarını dış ortamdan aldıkları ısıyla ayarlıyorlar arkadaşlar Biz buna ektotermi diyoruz Eğer Eee kendi ürettikleri enerjiyle vücut sıcaklıklarını sabit tutuyorlarsa bunlara da endotermik diyoruz. Dış ortamdaki sıcaklığı kullanıyorlarsa ektotermik. İç ortamdaki zaten endo iç demek. İç ortamdaki sıcaklığı kullanarak vücut sıcaklığını sabit tutuyorsa buna da endotermik diyoruz. Mesela kuşlar endotermik canlardır. Vücut sıcaklığını sabit tutarlar arkadaşlar. Sürüngenlerde... Ee, Yılda genelde iki kez ya da altı kez gömlek değiştirme yani deri değiştirme olayı görülür. Bunlarda generasyon bezi dediğimiz bir bez vardır. Bu bezin salgasıyla arkadaşlar deri değiştirme olayı yani gömlek değiştirme olayı görülüyor. Gömlek değiştirme yani bu deri değiştirme oldukça e, zor bir olay. Bu yüzden de yılanlar işte veya diğer o değiştiren canlılar çok böyle stresli oluyorlar o deri değiştirme yaptıkları zamanlarda. Hani belgeselde izlemiştim. Ee, mesela bir yılan çok sakin bir zamanındaysa, hani o yılandan korkmayın derler. Ama deri değiştirme zamanındaysa o yılan çok böyle saldırgan olabiliyormuş. Çünkü oldukça stresli bir olaymış arkadaşlar deri değiştirme olayı. İlk kez bakın kör bağırsak dediğimiz bağırsak parçası ilk kez sürüngenlerde görülüyor. Yine bunlarda kulak bulunur. Kalın bağırsak kulak açılır. Bunların embriyolarında mezonefroz erginlerinde de metanefroz böbrek görülür. Metanefroz bizdeki böbrektir. Yani nefronlardan oluşan böbrek görülüyor arkadaşlar bunlarda. Bunlarda Jacobs'ın organları iyi gelişmiştir. Yani eee Hani bu burun görevi gören Jackers'ın organı vardı ya koku almayı sağlayan organ iyi gelişmiştir bakın şurada bulunuyor ee, Oldukça da arkadaşlar çok da iyi koku da alıyorlar Hani hem yerdeki titreşimlerden faydalanarak canlıları bulabiliyorlar Hem de bu koku sayesinde yine canlıları buluyorlar arkadaşlar Evet peki sürüngenler neden amfibilerden daha evrimleşmiştir bunların nedenleri nelerdir bir kere kuru ve pullu derinin bulunması. Amfibilerde nemli deri vardı pul yoktu. Yine karada yürümelerini sağlayan üyelerinin bulunması. Temiz ve kirli kanı birbirinden daha iyi ayıracak kalp bölmelerinin oluşması. E, iskeletlerinin tam kemikleşmesi. Yine sert kabuklarının kabukların bulunduğu yumurtalar ve amnion zarlarının bulunması. Bunları amfibilerden daha gelişmiş olarak saymamıza yetiyor arkadaşlar bu özellikleri. Şimdi ben böyle ayrı ayrı yazdım ama çok fazla değinmeyeceğim. Sadece hani tepe göz hangisi, yılan hangisi, işte kaplumbağa gibi özelliklerden birazcık bahsedeceğim. Şimdi tepe gözler arkadaşlar kertenkeleye benziyorlar ama kertenkele değiller. Bunların ee, anatomik açıdan işte dişlerinin bağlanması falan iç anatomik özellikleri farklılık gösteriyor ama dışarıdan baktığımız zaman aynı kertenkeleymiş gibi görülüyor bu tepe gözler. Kertenkelelere baktığımızda en fazla çeşitlilik gösteren bunlardır arkadaşlar kertenkelelerdir. Bunları çok büyük olanları da var, çok küçük olanları da var. Mesela 16 mm olanları da vardır. 3 metre boya ulaşanları da vardır yine kertenkelelerde. Yine zehirli olanları da var arkadaşlar. Yılanlara baktığımızda yılanlar bacaksız sürüngenlerdir. Yani bunlarda üye yok. Tetrapodanın içerisinde ama üyeleri körelmiştir. Yılanlar arkadaşlar bacakları olan kertenkelelerden köken almıştır. Onlardan gelişip evrimleşmiştir diye biliyoruz. Bunların yine göz kapakları yoktur. Gözlerin üstünde şeffaf bir keratin tabaka vardır yılanlarda. Diğerlerinden farklı bir özelliktir. Bunların zehirli olanları var. Zehirli olanlar zaten direkt zehirleriyle avlarını öldürebiliyor. Ama zehirsiz olanlar arkadaşlar avlarını ya bütün olarak yutuyorlar ya da bunları sararak boğuyorlar. Yani Yine belgesellerde izlediyseniz bu tür şeyleri çok gösteriyor ee, Böyle bir hani avını sarıyor onu boğuyor öldürüyor ondan sonra yemeye başlıyor Zehirsiz olanlar bu şekilde etki gösteriyorlar arkadaşlar Zehirli olanlarda bir çift zehir üreten bez vardır özellikle bu zehirlerinde şöyle dişlerinde e, depo ediyorlar daha sonra ısırdıklarında bırakıyorlar yılan zehri bu arada çok kullanılır hani bu e, endüstride falan çok kullanılıyor arkadaşlar özellikle yılan zehri üreten insanlar var hani e, her gün işte veya kaç saatte bir olduğunu bilmiyorum gidiyor yılan işte bir şey ısırttırıyor böyle zehrini alıyor. O bardağın içerisine zehrin döküyor. Daha sonra zehri kullanıyorlar. Özellikle bunun ticaretini yapanlar da var. Bunlarda idrar keseleri yok. Genellikle üre arkadaşlar. Üre olarak dışkı ile birlikte atılıyor. Bunlarda yine kulak vardır. Onu da söylemiş olalım. Kaplumbağalara bakalım. Bakın kaplumbağalar farklıdır. Yani diğerlerine baktığınız zaman kaplumbağayı bir sürüngen olarak belki de almayız ama e, en farklı grubudur aslında sürüngenlerin. Bunlarda kutu benzeri bir kabuk vardır zaten kabuğunu biliyoruz arkadaşlar kabuğun dorsal kısmında karapaks dediğimiz bir yapı yani dorsal kısmına biz karapaks diyoruz şu üst kısmına alt kısmına da plastron diyoruz karapaks ve plastron birbirinden farklıdır karapaks yani üst tarafta bundan daha serttir alt taraftaki daha böyle yumuşak bir yapıya sahiptir bunlarda denizlerde yaşayabilirler yine göllerde nehirlerde yaşayabilirler arkadaşlar. Bunların bazıları her bir Bazıları da işte böcek larvaları, kurbağa larvaları, küçük balıklarla beslenebiliyorlar kaplumbağalar. Şimdi burada kafa taslarından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar e, anapsit dediğimiz bir kafa tası şekli var. Bakın anapsit. Anapsit dediğimiz kafatası bu şekildedir. Bir de diapsit dediğimiz bir kafatası vardır. kafatasında iki tane delik bulunuyor. Timsahlarda, kertenkelelerde, yılanlarda, kuşlarda bu görülüyor. Bir de sinapsit dediğimiz bir kafatası var. Bu kafatası da memelilerde görülen kafatasıdır. Burada bakın tek bir tane açıklık var. Burada iki tane açıklık var. Bunda hiç yok mesela. Anapsit, diapsit bir de sinapsit dediğimiz kafatasları görülüyor bunlarda. Alligatorlar ve timsahlardan bahsedelim. Timsahlarda bakın bilmeniz gereken en önemli özellik panizza kanalıdır. Bunların kalpleri tamamen bölünmüştür, ama kalpten çıkışta iki tane damar arkadaşlar, iki atardamar e, karışıyor birbirine. Bu karıştığı kanala da biz ne diyoruz? Panizza kanalı diyoruz. Bu yüzden de vücuda karışık kan gönderilir ve soğuk kanlı canlılardır. Yine burada da bakın göstermişiz tam olarak ayrılıyor çıkar çıkışta Arkadaşlar şurada bir yerde paniza kanalı dediğimiz kanalda da kan birbirine karışmış oluyor temiz ve kirli kan Evet böylece sürüngenleri de bitirmiş olduk bir sonraki videomuzda kuşları işleyelim sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın